Merhabalar YouTube ailem. Her zamanki gibi video çekeyim derken yine yağmur yağdı. İki gündür durmayan yağmur devam ediyor. Şimdi Adana'dan Gökhan kardeşimin bana hediye olarak getirmiş olduğu panço olduğu için çok rahat bir şekilde yağmurda dolaşabiliyorum. Dikkat ediyorsanız artık korkmadan biraz daha uzatayım ya şunu. Şöyle biraz daha uzatayım da bakalım tam boyutlarımı gösterebilecek mi? Aslında kameranın diğer tarafıyla yapsak tam boyutumu gösterir de. Bu yağmurlar yine ortalığı dağıtmaya başladı. Çünkü otlar bayağı büyümeye başladı. Ondan dolayı ister istemez arkadaşlar tekrar bir ot motorunu çalıştırmam lazım ama yağmurun durmasını bekliyorum. Şimdi bir de işin ilginç tarafı ne kadar düzenlersek düzenleyelim yine her yeri ot kaplıyor ve ben bir türlü baş gelemiyorum. Yeşil kurutan sıkmayı düşünüyordum ama maalesef şimdi onu yapamayacağım. Artık bir şekilde yonca ekeceğiz dedik. Geçenlerde tohum almıştım, o tohumu da bulamıyorum şimdi. Ha bu arada arkadaşlar, beni gören bütün tavuklar da sanki böyle ayı görmüş gibi öyle bir kaçıyorlar ki güya koşarak yanıma geliyorlardı. Hayvanlar kendini kaybediyor yani. Lan durun, benim, ben başka kimse değil. Hayda, bak 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 bak, hiç böyle olmamışlardı. Neyse, şeyi bulsaydım, yonca tohumunu ekecektim ve yağmur da çok iyi gelecekti. Maalesef olmadı yani. Keşke bulabilseydim. Allah Allah. Hayvanlar bir tarafa kaçtı. Ben şimdi onları nasıl toplayacağım bilmiyorum. Ama panço bayağı işe yaradı. Şimdi yağmur iyice yavaşladı. Ben de şöyle bir yağmurun vermiş olduğu temiz havanın ve toprak kokusunun yanında hepsini dışarıya doğru bıraktım zaten. Kendileri de etrafta nasiplerini, rızıklarını aramaya başladılar. Ben önce biraz fıstık verdim, biraz da mısır ve yanına buğday. Yoksa bizim bitler biliyorsun, bizim bitler biliyorsunuz bütün hepsini bitirecek. Burayı da yonca yapacaktık güya. İlker Çalışkan abimiz bize akıl vermişti işte burayı yapalım diye ama maalesef yağmur bir oluyor, bir olmuyor, bir oluyor, bir olmuyor. Biz de tabii ortada kalıyoruz. Ama gördüğünüz gibi bizim canavarlar zaten yonca tohumunu ekmiş olsak kendileri direkt yoncaların tek tek tohumlarını söküp yerler. Ya bunları diğer tarafa alacağız ya da arkadaşlar ekmeyeceğiz. Yani ikisinin ortası ama yapmak istediğimiz şey aslında burası olsa da olmasa da şu karşı taraf var ya, orayı tamamen tel çekecektik ya, bugün de çekemedik. Bütün enerjimi topladım ama maalesef olmadı. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Yağmurun etkisiyle bizim bu hayvanlar hasta olacakmış. İşte en büyük korkumuz da o. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Bunları ayırıyorum. Ayırdıktan sonra annesi aşırı şekilde kendini kaybediyor ve başlarında duruyor. Anneyi ayırıyorum. Bu sefer yavrular geliyor, başında duruyor. Bir gün boyunca hiç ayrılmıyorlar. Ama bilmiyorum artık nasıl bir şey yaparız. O da biraz benden çekiniyor aslında. Kendisini yine yakalayıp kapatacağımı falan düşünüyor. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu anneyi götürüp arkadaşımıza geri vereceğiz ve Hintleri tek başına büyütmeye çalışacağız. Maşallah hepsi ayrı bir güzel. Şimdi yanlarına yaklaştığımda anne panikleyince yavrular da panikliyor. O 5 taneyi eğer öldürmeden büyütebilirsek hepsi birbirinden güzel. Şahin'in tüm özelliklerini zaten taşıyorlar. Ama Arap'ın Şahin'in yavrusu olma ihtimali benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü daha önceden hiç böyle kırmızı bir horozdan böyle Arap bir yavru görmedim. Diğerleri daha çok benziyor aslında. Neyse. Şimdi bunlar 2, 4, 5 tanesi burada. Ben öbürlerine bir bakayım. Neredeler acaba? Oo, Hayrettin kardeş. Hayrettin zaten buranın tek hakimi. Arkadaşlar biliyorsunuz Hayrettin önceden astım hastasıydı ve sıkıntı çıkıyordu. Ama nedendir bilinmez. Hayrettin'i bizim Şahin ile, Şahin'den daha çok Sarı Kemal döve 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 ciğerini açtı. Yani garip bir olay. Ya ben anlamıyorum. Bu kadar dayaktan sonra astım hastalığı nasıl geçti bilemiyorum. Acaba onu
astım hastalarının üzerinde denesek mi? Birkaç kez ölümden döndü açıkçası. Kafasındaki bütün tüyler gitmişti. Ondan sonra bir baktım arkadaşlar. Ciğeri açılmış. Demek ki zorlayınca bronşları açıldı. Ben şimdi arkadaşlar bir gideyim şu diğer Hint yavrularına bakayım. 6 tane burada, 5 tane orada olacak. Buralar biraz dağınık ve çamur oldu. Ama gençler de burada toplandılar. Niye? Çünkü yağmur tekrar başladı. Biraz önce Gökhan'ın o bize hediye etmiş olduğu panço vardı ya. Onu bile ıslattık. Artık başka bir yağmurluğa başladık. Bunlar burada beslensinler. Hani börtü, böcek, inek, sinek ne varsa yesinler. Yalnız o yavrular nerede? Ben yavruları göremiyorum. Biraz önce kameraya takılmışlardı. Şimdi kameradan uzaklaştılar. Acaba nerede? Allah Allah. Neredeler? Başka bir yere mi gittiler acaba? Hah, şu 1, 2, 3. 3 tane burada. 4. burada. Ha, 5. burada. 6. yok. Ama bunlar da 6. da burada arkadaşlar. Gerçekten şu iki Arap birbirinden çok 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 farklı. Sizce de öyle değil mi? Şimdi de güneş çıktı, tekrar yağmur başladı. Vallahi buranın havasını bir türlü çözemedim. Şansımıza diyelim. Onlar orada biraz beslensinler ama şöyle tersten kamerayı aşağıya doğru indireyim. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Ha, yağmur başlayınca hepsi tek tek kaçmaya başladı. İnşallah oradaki beslenmelerini yapıp hızlıca gelirler. Ama şurada arkadaşlar Hintlerin fıstık yiyişini görüyorsunuz. Bazı arkadaşlar hocam fıstığı fazla verme, sıkıntı olur demişti ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Anneleri, yani anneleri gur yapmayın, kavga yok, şiddet yok. Arkadaşlar tankerin bir tanesini şu tarafa çektik. Onu da doldurup bir musluk sistemi yapacağız. Bir önceki videoda taşımayı falan da size göstermiştim Tur abi sağ olsun. Ama bakın arkadaşlar, suluğumuz burada. Hala suluk çalışıyor, bir sıkıntı yok. Ben de yağmurun altında size video çekeceğim diye uğraşıyorum ama umarım arkadaşlar başarabilirim. Çünkü hava hala çok ciddi bulutlu. Sinekler de beni yemeye devam ediyor. Normalde yağmurda sinek olmaması lazım ama maalesef oluyor. Bak, arkadaşlarımızdan bir tanesi hocam şurayı bir temizle diyor. Tam karar alıyorum, gerçekten tam karar alıyorum. Gelberiyi falan ayarlıyorum, bir bakıyorum her taraf yağmur. Şimdi olmuyor. Şimdi tam karar, ardından sıkıntı. O yüzden arkadaşlar hani gerçekten ben de çok istiyorum olsun diye. Oy, ben yerim seni, yerim seni, hemen geldi yanıma. Seni yerim ben, çıtırım çerezim. Çok sosyal ya. Gerçekten çok sosyalsın kuzum. Azıcık seveyim diyeceğim ama gerçi gerek yok. Sadece şu tavuğumuzun kumaşına bir bakın arkadaşlar. Sülün gibi ya. Gerçekten sülün gibi. Tüyleri de gittikçe daha da güzelleşmeye başladı. Daha önceden bir Instagram videosuna bunun tüylerini falan koymuştum. Gerçekten çok hoş gözüküyordu. Maşallah, maşallah. Bunlar ne zaman yumurtlayacak ya? Artık benim sabrım kalmadı. Ama kaç günlük olduğunu bile unuttum yani. Bana kalırsa yıllar geçti. Ama tabii ki videoya bir bakalım. Büyük ihtimalle 3,5-4 aylık plandır. Artık yakında da yumurtlarlarsa çok da güzel olacak. Demeye kalmadı arkadaşlar. Yine yağmur yağmaya başladı. Ben bir kontrol edeyim. Sağ solu yok da böyle olmayacak. Sıkıntı çıkmadan her yeri ayarlamam lazım. Öncelikle arkada güvenlik koridoru dediğimiz yeri bir kapatmamız lazım. Gelin lan, ıslanacaksınız. Bak, üşüteceksiniz, hasta olacaksınız. Arkadaşlar bunların keyfi yerinde. Ama bunları ileriye doğru itmemiz lazım. Hayır. Gerçi kafalarına göre takılsınlar. Hayrettin içeri gir, Hayrettin. Hayrettin güvenlik koridorunda kalmayı tercih ediyor. Ama yağmur da çok güzel yani. Bazen çocukça altında kalasım geliyor ama artık. Hadi Hayrettin. Şurayı bir kapatayım arkadaşlar. Gerçi bir kontrol edelim. Burası tamam. Bu da tamam. İyi. Yukarıdan akan yağmur suları betonu benim yerime suladı. Güzel. İyi, en azından yırttık.
Bir öncekini sulamıştım ama bu sefer güzel oldu. Yavaş yavaş yağmur yağdıkça sulanacak, sertleşecek. Şu bölgeyi de kapatırsak, gökkuşağını gördünüz değil mi arkadaşlar? Harika, harika. Acaba yakınlaştırsam güzel gözükecek mi? Biraz. Evet. İlk defa kameramıza gökkuşağının güzelliğini görüyoruz. Arkadaşlar gerçekten renge bakın ya. İnsan ayrı bir mutlu oluyor. Şöyle bir yaptık görüntümüzü. Başlangıç yeri burası ama bitiş yeri neresi bilmiyorum. İnşallah arkadaşlar. Hoppala. Başlangıç yeri neresi oluyor acaba? Şey herhalde. Ama bitiş yeri büyük ihtimalle de Cevdet Yen'in içidir. Ama çok da güzel. Işığın kırılmasıyla oluşan görüntü harika. Arkadaşlar yalnız yağmurun iyi taraflarından biri. Bizimkiler mesaiyi bitirdi. Geldiler dinlenmeye. Bakalım 1, 2, 3 ve 4. 4 tavuğumuz burada. Biri gurkun altında etti. 5. Tamam. İçtim ha burada. Tamam. Yemleri de dolu. Çok güzel. Hayrettin de gelecek. Hayrettin dur. Dur oğlum dur. Hayriş. Hadi bakayım. Hadi sen de git içeri. Islanma ıslanma. Hasta olacaksın hadi. Astımın azacak. Hadi. Hadi git. Hadi içeri. Çıkma dışarı Hayrettin. Onun hiç gitmeye niyeti yok. Ama panikletip korkutmaya da... Heh gel şükürsün. Aferin. Aferin Hayrettin. Hadi içeri. Aferin kuzum. Aferin. Çok iyi. Şimdi diğerlerine bakalım. Bizimkiler ne alemde? Biraz önce Hint bunları iyi bir fıncıttı yani iyi bir dayak attı. O da hoşuma gitmedi. Ben o yüzden... Ha tamam acıktın mı kuzum? Biraz bir şeyler getireyim mi? Ah sinekler de mahvetti beni. Acıktınız mı? Ha sizi yaramazlar. Hemen bunlara bir şeyler getireyim de en azından atıştırmalık olsun. Bizim karantinadaki de iyice kötüye gidiyor arkadaşlar. Umarım başarabiliriz. Umarım kurtarabiliriz. Civcivlerimize ince piliç büyütme yemini de verelim arkadaşlar. Gelin bakalım. Gel. Hadi. Şöyle şuraya dökeyim de. Annesi dağıtsın. Annesi dağıtınca daha rahat diyorlar. Aferin. Hadi be. 2, 4, 6, 7. Ha. Gelsene kuzum. Gel. Hadi. Bak işte bak. Gel. Hadi gel. Hadi. Aferin. Hadi cesaretli ol. Çok iyi. Sırtıma yağmur yağıyor ama arkadaşlar bu sahneyi de bırakmak da istemiyorum. Maşallah. Güzelliklere bak. Güzelliklere. Dostlar keklikler kendilerini tamamen buraya adapte etmişler. Altında da ve süper bir tane yumurta. Yumurta. Harika ya. Görüntüye tekrar bakayım. Ha, kalktı ama yumurtasını da inşallah görürüz. Şimdi yumurtaya bakacağız. 3, 2, 1 evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam merkezde yumurta. Tam göbekte ortada yumurta. Bu arada sosyal olan bizim canavar da peşimde dolaşıyor. Acıktın mı kuzum? Sana bir şeyler vereyim. Gel. Dur. Gel. Gel bakalım gel. Karnını doyuracak. Ondan sonra işine gücüne bak. Değil mi kuzum? Seni yerim ben seni. Seni yerim seni. Gagasına dokunmak o kadar hoşuma gidiyor ki. İnşallah arkadaşlar sizlerin de böyle size alışkın, sizi seven tavukları ve civcivleri olur. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hani asil kan hattıyla. Bu biliyorsunuz bunlar Şahin'in yavrusu değil. Bu özel bir yerden gelme. İnşallah bir gün hepinizin de ortaklık mal olunca nasıl hızlandı ikisi de değil mi arkadaşlar? Demek ki bu işler böyle oluyor. Aferin kuzularım ha. Çilli de geldi. Çilli mi çapar mı neyse o da geldi. Afiyet olsun. Gel kuzum hadi sen de ye hadi. Hadi sen de ye. Bak horoz galiba arkadaşlar. O horoz bu elimden yemi yiyen de tavuk. Şöyle yapalım daha rahat olsun. Kimse rahatsız olmasın. Ben şimdi arkadaşlar bunları bu şekilde bırakayım. Tekrar yağmur başladı. Eğer şey yapmazsam hasta olma ihtimalim yüksek. Şöyle kenara çekil, kenara çekil ki yüzünüzü göreyim değil mi? Şöyle kenarda dur. Heh, aferin.
Biraz daha, biraz daha. Çok güzel. Pozlandırma numara. Kuyruğundan tutunca da rahatsız olmaması ayrı bir güzel. Şöyle bakın. Yürüm seni. Çıtırım. Tamam. Evet, birbirimize olan güvenimiz fazlasıyla oluşmuş arkadaşlar. Hadi o zaman sizi böyle rahat bırakayım. Hadi dostlar, yağmur sonrası şeyleri göstereceğim size. Bir iki tane çiçeğimiz vardı. Hünnapımızı göstereceğim. Biz komple bahçeyi neden hünnap yapmadık ki? Ama olmaz. Belki de bir yoksa her yer hünnap tarlası olurdu. Ama bakın, limonlarımız da canavar gibi oldu. O kadar ilaç attık ama maalesef. Limonumuzun şekli de gerçek çok sıkıntılı. Çok şekilsiz. Yani şöyle baktığınızda tipine, şekline, kalınlığı çok iyi. 2 yıldan fazla oldu belki. Ama ben şunları yolsam hiç de fena olmayacak. Gerçekten açılsın gibi ya. Hazır yağmurda değmişken. Hadi bakalım. Olmadı öyle. Toprak ıslak ama taşlık olduğu için sıkıntı oldu. Her tarafı sardunya ve ortanca yapmak istiyorum. Onu dikmek için yeri ayarlamak istedim. Biraz önce yağmur yağdı. Daha önceden yağmur yağdı. Maalesef yetişemedik. Maalesef süremedim ama şimdi sürdüm. En azından yarına hazırlayayım. Yarın da bu şeyleri, çiçekleri ekeyim. Ondan sonra da her tarafı harika bir ortam yapalım. Önce sistemimizi oturtalım. Bu cümleyi kim söylemişti? Bisikletli rehber. Dediğim gibi küçük sözü dinlemeliydik. Arkadaşlar, sinekler beni yemeden videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.